Bir dakika gruplar mı belli olmuş? Hah açıklamışlar aynen. Evet gruplarımız arkadaşlar. Ee, ölüm grubu mu dersiniz? <laughs> Nasıl bir grup anlamadım ama. FPX, Gambit, BBL, Liquid grubumuz. İnanılmaz bir grup. Şampiyonlar Ligi. <laughs> grup B. Fnatic, Oksijen, Futbolist Guild. Yani şuna seviniyorum. Bu grup bize denk geldi. Bu grup iki Türkiye'de denk gelebilir iki Türk takıma. Neyse ki alt grup okey ya. Futbol ile oksijenin grubu güzel grup. Biz uğraşırız abi bunlarla. Sıkıntı yok. Biz, Biz tanklayacağız değil mi amana Of. İnanılmaz ya. 23'ünde 23 Nisan'da saat 9'da arkadaşlar. Ya bu gruptan sağ çıkarsak bir şekilde bitti zaten İzlanda'dayız. İzlanda kupasını aldık zaten amına koyayım. Ya bu arada şaka yapmıyorum. Şu an şakasız söylüyorum. Antrenmanları falan da Bebeli'nin son zamanlardaki e, neredeyse %60-%70 antrenmanını izledim. Son bir ay, iki aydaki. E, Gambit Liquid'i yeniyoruz antrenmanlarda. Yani çoğunluk biz yeniyoruz. Yenildiğimiz de oluyor. Ama FPX en çok zorlayacak takım. Zaten FPX şu anda e, genel tabloya bakıldığında en güçlü takım yani. E, yani. Map vermeden bile şampiyon olabilirler bu turnuvada FPX. Ama turnuvanın zaten en güçlü takımı bizim grupta. Ama Gambit ile Liquid e, öyle şey gözüyle bakmıyorum. FPX kadar bakmıyorum yani. Gerçekten bu maçları kazanabiliriz. E, bu gruptan da ikinci olarak çıkabiliriz. Ya hiç belli olmaz abi. Valorant sonuçta biliyorsunuz. Sürekli söylüyoruz yani. Kimler kimlerle in, iniliyor. Alakasız maçlar oluyor. Tamamen o günlük gaza göre yani. Ben inanıyorum bizim çocuklara. Çünkü bizim çocuklar harbiden böyle eğimleri zaten çok iyi. İnanınca o gaza alınca iletişimi çok iyi yapınca iletişim çok önemli abi oyunla. Koordinasyon. Takım olarak oynayınca gerçekten çok iyi oynuyorlar. Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Bunun da sinyalini vermişlerdi. En son Challengers 2 finalinde A.S. E karşı. Ee, o yüzden ben inanıyorum bu gruptan çıkacağımıza. Bu gruptan kim çıkar? Bu gruptan inşallah futbolist oksijen çıkar tabii ki. Ki şöyle baktığımda gerçekten ya futbolistle fanatik birinciliği zorlar. Yani şöyle düşünüyorum. Realist olmak gerekirse bu gruptan büyük ihtimal birinci olarak fanatik çıkar, ikinci olarak futbolist çıkar. İnşallah oksijen çıkar, oksijenle futbolist çıkar ama zor yani oksijenin işi. Ee... Guilde karşı ne yaparlar, Fnatic'e karşı ne yaparlar bilmiyorum ama ben futbolistin Guilde yeneceğine inanıyorum. Hatta fanatiği bile yenebilirler yani. Abi burada e, bizim çocukların üzerine düşen görev çok çalışmak. Gerçekten hani turnuvalar arası inanılmaz kısa süre koyuyorlar. Onu da anlamış değilim. Yani daha bak challenge 2 tak bitti. 23-24'ünde maçlar başlıyor direkt. Meta'ya alışmak. Meta sürekli değişiyor. işte Sky metası geldi. Astra geldi. Yeni Onlara alışmak. Takıma e, takımda değişiklikler yapmak falan inanılmaz zorlayıcı oluyor. Dertli oluyor. Ee, i̇nşallah bütün Türk takımlarımız çok çalışır. Yani bu turnuvada artık e, Türk takımlarını destekliyoruz. Burada işte BBL'ciyim, futbol işçiyim, oksijenciyim yok, komple ne zaman bir Türk takımı gelse hep beraber o chatte o chatteyiz ve destek veriyoruz arkadaşlar. Hepinizden ricam. Kesinlikle takım ayırt etmiyoruz. Burada önemli olan hedefimiz ilk iki e, iki Türk takımı yollamak, en azından bir Türk takımını. İzlanda'ya yollamak. Hedefimiz bu. Bu BBL olur, oksijen olur, futbolist olur. Hiç fark etmez. Milli mesele haline geldi şu an. Yani. Ferit Lükit gelmesi gayet iyi. Sadece Gambit-Decider maçını yenmemiz lazım. FPX'i geçtim ama Gambit bayağıdır çok belli başlı taktikler çeviriyorlar. Gaius onlara iyi çalışırsa bence şans, şansımız var da. Ee, Riot kardeşimiz, kardeşimizin FPX'ine bizden uzak ol. <laughs> Abi FBX evet dertli ama ee, dediğim gibi Liquid ve Gambit yenebileceğimize inanıyorum. Onlarla zaten çok fazla antrenman maçı yapıyoruz. Liquid'le de Gambit'le Gambit de hatta FBX'le de çok fazla yapıyoruz. Bakalım. Abicim Allah yukarıda siz nerelerden geldiğiniz hiçbir şey belli olmaz. Bence Bebe'yle çok ama çok güçlü bir takım. Çok teşekkür ederim abi kesinlikle. Hiç belli olmaz. Valorant abi bu. Bir bakmışsın FBX'e 13-0 yok mu? Ya fanatik hani bu diğer şeylerde olduğu gibi hmm. dominant mı oyunda yoksa? Kanka en son Challengers 2'nin birincisi oldular. Liquid'i yendiler falan böyle. Ee, i̇yiler ya. Son zamanlarda bayağı topladılar. Şimdi bu FPX Gambit falan var ya. Evet. Of, hmm. Yaptı şey, miydi bu? Ya? Mizah mıydı? Hmm. Ben bunu yollayacağım ya. Şu an şey, yarılıyor İlik, bu arada. Erik Dalına yollayacağım ben bunu. Yarılıyor, yarılıyor. Benim Şu an tak. Erik Dalına transfer edeceğim bunu ya. Yani. <laughs> Baksana Ascent'i yem... Yok Ascent G2'yu yenmiş kanka Fnatic. Challenger 2'de. Vitality'yi yenmiş ki Vitality'de Ascent'i yenen takım. Kanka g 2 zaten herkes yenmiyor mu? <laughs> G2 evet bu aralar tokat herkese. Abi İzlanda'da Türk takımının şampiyon olması ülkemize ne gibi artılar getirir? Kardeşim inanılmaz fazla Türkiye'nin espor prestiji artar. Bir. İkincisi ee, sadece Valorant'ta değil Valorant'ı saymıyorum bile. Diğer bütün oyunlarda Türkiye'ye ayrılan slotlar, imkanlar oyun firmaları tarafından artar. Üçüncüsü yatırımcılar, sponsorlar artar takımlara. Ya bunlar dolaylı yoldan bu arada bak yatırımcı takım'a sponsor oluyor veya e, marka geliyor sponsor oluyor. Dolaylı yoldan oyuncular kazanıyor. Oyuncular kazandıkça e, sektör gelişiyor, sektör büyüyor, daha fazla istihdam oluyor aslında espor oyuncusu olarak. Yani direkt pozitif yani direkt pozitif. Saygınlık, respect. Abi biliyorsun yani yurt dışında G2'nun sponsoru BMW. Yani abi neden, ar Türkiye'de geçen Ardis bir... <laughs> tweet attı kanka Ardis. Gördün mü? BMW evet. 1.16 vermiş. Oyuncusuna. Vay be. Evet yani abi. Türkiye'deki bir takıma neden böyle bir sponsorluk olmasın? Anlatabiliyor muyum? Ya yani şu an çünkü Türkiye'de yani dünyada baktığın zaman kendi arabasını şey yapıp e, üretip Mesela ekonomisi iyi olmayan başka bir ülke yok bak evet. Hani buralara neden o yatırımlar gelmesin ki? Buralardan kalsın Türkiye. Yani sonuç olarak şu çok güzel bir şey olur. Eğer orada bir Türk takımı şampiyon olursa... ...gelişmekte olan bir sektör... ...dünyada gelişmekte olan bir sektör... ...daha bak ya yani önü çok açık sektörün... ...ileride çok daha fazla büyüyecek bu sektör. Direkt longlanır yani. Gelişmekte olan bir sektörde biz... ...Türkiye olarak bir şampiyon takım çıkarmış olacağız yani orada. Anladın? Prestije bakın. Ya bu sadece Türkiye yatırımcılar değil yabancı yatırımcılar bile e, Türkiye'deki takımlara sponsor olurlar yani. Takım İzlanda'ya giderse sen de gideceğim Efret. Evet abi gideceğim. Pasaportlarımızı şey yaptık zaten. Pasaport numaralarımızı Rayot'a verdik. İnşallah olur abi, İnşallah. Ya ben gerçekten çok mutluyum. Ee, öyle bir durumda İzlanda'ya bir Türk takımı gittiğinde başarabileceğini de inanıyorum. O takımın, o gazla beraber. <laughs> olayı anlatsana biraz o evde nasıl? Ne olay abi? Hangi olay? Debeli'nin grubu zor mu kolay mı? Zor. Yani ölüm grubu bu. Bu gruba, bu gruba göre çok daha zor bir grup bu.